Coğrafyacı Strabon'a göre Sakarya Irmağı ile İstanbul Boğazı arasında kalan bölgeye M.Ö. 1200-800 yıllar arasında Ege'den gelen Bebrikler, Misler ve Bitinler yerleşti. M.Ö. 8. yüzyılda Helenler Anadolu kıyılarına koloniler kurmaya başladı. Bunlardan biri de Megaralılar. Megaralılar M.Ö. 712 yılında buraya geldi ve Baş İskele mevkiinde Astakoz adı verilen şehri kurdu. Bölge kısa zamanda bir liman ve ticaret kenti olarak gelişti. M.Ö. 435 yılında Perikles'in gönderdiği Atinalı göçmenler kente yerleşti. Hızla gelişen ve kendi sikkelerini basan Astakoz'un M.Ö. 455 ve M.Ö. 425 yıllarında Atik Delos Birliği'ne üye olduğu görülür. Bitinler M.Ö. 7. yüzyılda bu bölgeye geldi. Bitin krallarından 1. Nikomedes, atası Dedalses'in ele geçirdiği ancak İskender'in komutanlarından Lysimachos'un yakıp yıktığı Astakoz şehrinin karşısına M.Ö. 264 yılında yeni bir kent kurarak Nikomedia adını verdi ve krallığına başkent yaptı. Nikomedia, Helenistik bir kent olarak İzmit Körfezi'ne hakim tepelerden birinin üzerinde kuruldu. Bir müddet sonra halkı ticaret ve gemicilik işleri için deniz kıyısına indi. Böylece Nikomedia kısa sürede genişleyerek görkemli ve bayındır bir kent haline geldi. Bitinya Krallığı'nın yeni başkenti Nikomedia, 7 krala yönetim merkezi oldu. Nikomedia, M.Ö. 74 yılında Roma'nın eyalet merkezi oldu. M.Ö. 95-63 yılları arasında Mitridates savaşları sırasında Nikomedia büyük ölçüde tahrip gördü. Buna rağmen Nikomedia'da oturan Romalı valiler kenti 285 yılına kadar 3 Neokoros tapınak, 2 su yolu, dış surlar, basilikalar, askeri garnizon ve köşklerle donattı. İmparator Diokletianus, M.Ö. 285 yılında Nikomedia'yı Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptı ve Nikomedia'yı dünyanın 4. büyük şehri haline getirdi. Bu yeni başkentinde devlet sarayının yanı sıra kendisine, karısına ve kızına da saraylar, hipodrom, zırh fabrikası, tersane ve sirk yaptırmış, kent surlarını onartmış. O dönemlerde Nikomedia, Anadolu'da para basan 3 kentten biriydi. Ne yazık ki 330 yılında Bizantiyon'un yani İstanbul'un Doğu Roma'ya başkent olması Nikomedia'yı gözden düşürdü. Buna rağmen Doğu ile ilişkiler öncelikli olduğu sürece önemini korudu. Stratejik bir liman ve karayolu durağı olmaya devam etti. Bir ara Latinlerin ve Selçukluların hakimiyetine geçen Nikomedia, daha sonra Osmanlıların eline geçti.